Gidi Hatice Hatun. Koskoca Hatice Hatun. Kendi kendine iş yaparsan ya böyle kapıya bakan ya da daba. Ha, bu gece de sana bu laf yeter ha. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Çok keyifliyim. Tabii bu konuşmayı babamın yapmasını tercih ederdim. Ama madem kendisi yok, o zaman ben de bizi bir araya getiren, çok büyük emek harcayarak burayı bizim için hazırlayan Ferit'ten birkaç cümle kurmasını isterim tabii. Okey. Bulduk. Hoş geldiniz efendim. Buyurun oturun. Ne güzel böyle tüm ailemizi bir arada görmek. Hepiniz aramızda kan bağı olsun olmasın. O kadar kıymetlisiniz ki. Sizi yalnız bırakmaya, daha doğrusu sizden ayrı yalnız kalmaya gönlüm razı gelmedi. Bugün özel bir gün. Bazen çok kızıyorum ve sizleri kırıyorum. Biliyorum, insan bu yaşa gelince hayatın ne kadar kısa olduğunu, kalp tamir etmenin kalp kırmaktan daha zor olduğunu öğrenmiş oluyor insan, ama yine de bazen nefsimize yenik düşüyoruz. Şu kısacık hayatta bana karşı, birbirinize karşı kırgınlıklarınız varsa haklarınızı helal edin. Madem bu gece burada toplandık hepimiz, geçmişe bir sünger çekip yeni yıla yeni umutlar, temiz vicdanlarla girelim. Kazım,
Sana... Sana sinirlenip çıkıştım. Üzülmüş, gücenmişsin haklı olarak. Kim olsa kırılır. Ama kırık bir kalp, o kalbin içinde hala sevgi ve merhamet olduğuna delalettir. Sen de hakkını helal et. Benim yüzümden katılaşmasın sakın kalbin. Ben onca laf ettim orada sana da, karşımda ağzını açıp tek laf etmedin. Hem sağ olasın, hem kusura bakmayasın. Estağfurullah. Bak bakayım bana. Böyle bir günde küslük olmaz. Afiyet olsun.